Hepinize merhabalar. Türkiye'nin en çok sevilen yarışması Gömdüm Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden gereksiz 7 arkadaşın arasındaki sözlü atışmaları izleyeceğiz. Fakat bu bölümde yeni yüzler de aramızda olacak. O zaman dilerseniz program başlasın. YouTube'un en sevilen programı Gömdüm Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hey Punch'ın şapkasını ver dostum. Gerek. Vakili gözüktü. Vakili gözüktü. Gel. Gel. Dostum benim kariyerimden dolayı anladın mı? Sabahlara kadar söz yazdım. Öncelikle programa başlamadan önce cariyelerime 14 Şubat'ını kutlayacağım. İyi verdin. Evet arkadaşlar, bugün aramızda yeni isimler var. Yeni isim değil, isim değişikliği olanlar. Yeni isim de var. Yeni isim de var. MC Teddy ismini değiştirdi ve ne yaptı? Lil Boş. Lil Boş. Harikasın adamım. Yağız hala aynı. Kılıç Balığı zaten şehirde. Kılıç Balığı. Ben MC Karga. MC Kel. Dostum seni orada göreceğim. Sen burada MC bana Dazlak. Ben MC Punchliner. Ve MC Şehzade. Kariyerimden dolayı istedim. Ve yeni bir dinamik duo var aramızda. Evet. Şartlı Talihe. MC o. Şartlı Talihe. Yeni bir MC'miz var. Travis Suat dedim. Bugün gömülen isim MC Karga. Herkesin sevmediği, nefret ettiği ve çekemediği ve herkesten kim, daha yoğun. Kimse riskinde olmadı. Evet, o zaman bugün kim ilk kim söyleyecek? Kalk. Güven dur. Elime vereceğim, Fortnite'da da sikeceğim. Bakcan güven yeah. Tam bir salaksın, laftan asla anlamazsın. Bakcan güven dur. Burcun ikizler, anlamazsın bisikten. Bakcan güven yeah. Sözüne inanmam, asla bunu yapamam. Bakcan güven eline vereceğim, kaykay da sikeceğim. Bakcan güven yeah. Eve çıktın ama evden asla anlamazsın. Bakcan güven bak burcun başak, al elime bu taşak. Bakcan güven yeah. Sözüme inanmam, asla bunu yapamam. Arkadaşım aradı. Gel buluş olur beni. Canım cicim aşkım. Baza gönül koyma. Mustafa'nın gönlü var. Evet, Kudi'den başlayalım Lil Boy. Güzel bir tarz edinmiş kendine. Güzel olduğunu düşünüyorum. Resim değişikliğiyle bir tarz getirmiş. Ben beğendim. Ben gayet beğendim kendisini rapine. Ve MC Punchline'ı yani hocama sözü bırakmak istiyorum şu an. Üstad sen de konuşma. Kardeşim neyi aladın yani? Üstad dedim. Karga demedim. Punchline'ı söz sende. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de denenmeye denediğin için ve risk aldığın için sana saygı duyuyorum ve yaptığın rapi beğeniyorum kardeşim. Bence yaptığın low'lar çok yakalayıcı olmasa da Berkcan güven kısmı İnanılmaz keçiydi ve şarkı beni bir yerden yakalamayı başardı. Bir şey diyeceğim, her programda birbirinize sövüyorsunuz. Benim olduğum, benim gömüldüğüm programda herkes niye birbirinin götünü yalıyor? Çünkü çok iyiydi. Gayet iyiydi. Daha yalamaya geçmedik, sen düşün. İyi bir şey bizim için. Kukukukuri. Kudi adamım Kudi. Sesine bak. Evet adamım, evet ha. You choke nigga, evet you choke. Tıkanacak. ezik. Hey dostum, 2000 artı 6 artı 6 artı 6 ha. Hadi bakalım. Grubun en olumsuzu Çengelköy'ün orospusu. Kudi tek atacak sana kodun kolsuzu. Boş ağzını dolduracağım, sen seversin benim muzu. Saklanacak yer aramam, kurduk fikri sana pusu. Gece oldu söylesene, düzgün karar vermeyelim.
Bir öyle ve bir böylesin, olduğun artık bir tanyeli. Arabayla yola çıkma, düzelten o dikizleri. Ne oldu lan sustun şimdi, sikti yemin ikizleri. Sen hep aynı yerde otur, yıllar öyle gelip geçsin. Lazımsa sana tek sözüm, tam olarak üşen geçsin. Ben vadide bir baronum, sense yampiri yengeçsin. İçinde kalmış bozgunlar, bir kere de sen yengeçsin. Biterken sözlerim, oynuyorum ben İskambil. Koy papazı, ben de ası yeniyorum stabil. Hararetli bir haldesin, yorulmuşsun ve terlisin. Bir soğuk su hiç iyi gelir, bak bu yeni nesi bir sebil. Yeah. Nasıl yani? Yeah, MC, MC Chase, Fit Kudi man, yeah, peace out. Kudi'ye söyleyecek pek de bir laf bulamıyorum. Bugün bayağı güzel bir rap yaptı. Önceki raplerinde darmadağınıktı ama şu an bugün karganın canını okudu. Ben çok beğendim açıkçası Kudi'yi. Sen ne göt yalayın. Ben Kudi'yi çok beğendim. Yani, Kudi'yi çok beğendim. Kargayı değil Kudi'yi beğendim. Bir şey söyleyeceğim. Biz çengeliz, küfüre karşıyız. Çengel dostluk, çengel kardeşliktir. Her şeyin üstünde çekeriz bir sürgen. Amazon kes! Sen çel oldun Muti. Sen gel oldun Muti. Sen gel oldun Muti. Sen gel oldun. Sen gel oldun Muti. Sen gel oldun Muti. Kudi Kudi oluyor. Ne alaka? Gelişimini her geçen bölüm görebiliyorum ve ona saygı duyuyorum. İnanılmaz anlamlı ve inanılmaz derin sözleri vardı aslında Kudi'nin. Keşke mikrofonu biraz daha yakın tutsaydı, biz de inanılmaz şarkının içine girecektik. Bu yüzden biraz şarkının içine girmekte sıkıntı çektik ama yine de çok iyiydi. Konuştur abi Suat. Ben bu programa katılmadan önce çok severek izliyordum. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Zaten başvurularla katıldığını... Tabii başvurularla katıldım. Dilerseniz Taha'nın bu yarışmaya katılma hikayesini izleyelim. Batum'dan buraya kadar yürüyerek free atarak... Travis Suat, bilinen adıyla Taha. Bu programa katılmak için Batum'dan buraya yürüyüp aynı zamanda freestyle atarak geldi. Kilometrelerce dağ taş demeden, freestyle'ını esirgemeden buralarda boy gösterecek. Bugün kendini kanıtlamak için elinden geleni yapacak. Bakalım yeteri kadar gömücü mü? Kudirtti bizi bugün. Kudirtti. Ver beat'i DJ. Karga! Efendim? Sana var ya nefret doluyum, nefret. Hadi. Ampul kafalı seni. Ampul, ampul, ampul. Şerefsiz, şerefsiz. Oh. Hey karga! Yallah morga! Rap'inle kafamızı biçtin bence. Şansını zorlama. Nerede güzel bir kız görsen abaza atlarsın balıklama. Bu sözlerden sonra sakın karşısına bebek gibi ağlama. Alt bölüm ana bölüm benim geçersen de sözüm. Ortamdaki en aptalsın anla artık çöplü üzüm. Lağımdan çıkan bir fare misali çalışana senin görünüşün. Ezildiysen verilini ezik seni biraz yürütürüm. Daha bitmedi. Devam devam go. Kılıcım sertleşti. Hazır mıyız? Of Berkcan, şuna bir bakın tam ıslak sıçan. Bakma tamam lan bakma öyle. Anladık sen havlayacaksın. Hey zırlama karşısına seni minik afacan. Kılıçbalı yeni bir isim buldu karma AK'si olacaksın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bitti mi sanıyorsunuz? Freestyle geliyor birazdan. Seni sevmiyor, bizden sen ne bekliyorsun? Yüzüne baktıkça midem bulanıyor. Bakayım Allah'ım lanet olsun. Hey karga, çok çirkinsin anla. Bak adım benim kılıç balığı. Oraya gidersem sana takırım benim takığı. Takırık? Takırık. Takının ne oldu hakkında pek bir fikrim yok ama. Bitti. Hey respect. Saygı saygı, herkes gelişmiş. Kılıç balığı anca yine göt yalıyor, herkes de öpüyor. Biraz Furkan Çavuş'a saçlatın bari. Biraz Migos gibisi. Biraz Migos evet, gibi. Migos'u andırıyor. Üç farklı kalemlerle söylüyormuşsun gibi hissettim. Evet, freestyle'ın olsun. Ben Migos'a benzetilmekten pek hoşluk duymuyorum. Bir dakika sözlerimi bitirmedim. Çünkü beni eğiten adamı ben idolüm olarak gördüm. O da tam sağımda oturuyor. MC şey. Yalama şov. Bu konuyla alakalı bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar kelim.
Punch. 92 yılının Şubat ayı falandı biz Kılıç Balı'yla tanıştığımızda. Yanıma geldiğinde yeni yetme bir rapçiydi. Hocam. 12-13 yaşlarında. Hocam yapmayın. Dostum. Hocam. Anlatacağım. O yüzden çok mutluyum seni böyle görmekten. Sağ ol. Kılıç Balı genellikle bu programda rapiyle değil skandallarıyla gündeme gelen birisiydi. Şey so yapmasak mı? Hey dostum. Bir bitirmeme izin ver ama. Ama bu programda gerçekten rapini hakikaten beğendim. O zaman... Hey şartlı! Şartlı! Şartlı, evet şartlı. Daha sıra. Ben beğenmedim Kılıçbalı'nı. Çok kötüydü yani. Bütün vibe'ı bozdum programda. Tahliye'nin ne düşündüğünü... Sonunda bir gerçekleri konuşuyor. Ben şartlı olarak... Beğenmedim dostum, özür dilerim. Eleştiriye açığım. Eleştiriye açık olduğu tahliye 2 bölü 1. 2 bölü 1. Şartlı desen yeter dostum. Tahliye arasın. Şartlı. Bir dakika, şartlı tahliye 2 bölü 1. Eleştiriye açığım. 2 bölü 1 biraz 2 bölü 1 ama sözlerinden dolayı teşekkür ederim. 2 bölü 1 2 ediyor. Şartlı tahliye, şartlı tahliye. Şehre inmesine gerek var mıydı? Köyüne dönsün. Suyuna dönse, orada kalsa içmesin. Ooooooy! Shot fire! Şartlı tahliye belli oldu. Canım okunca hakikaten de kılıcım batmasın bir yerine. Ooooooy! Yo yo! Hocam size çok büyük saygım var. O zaman DJ. Tel. Annen. Annen. Dazlak. Yeah. Dazlak. Hadi bakalım. Dazlak. What? Evet. Yeah. Berkcan Güven salak fenomen. Akşam yatakta sikicem seni ben. Kaçmaya çalışma, kurtulamazsın elimden. Sözlerim etkiler seni hem de en derinden. Git geri seni sikerim ben deli. Punch'i farkı kıracak şimdi belli. 14 Şubat'ta tek manitası eli. Çengel tayfa sanki oldu Kali Karçeli. Sana bu kadar yeter adamım. Sana bu kadar yeter. Mustafa'nın akapellasını ben duymak istiyorum. Evet, ben de duymak istiyorum. Ben de duymak istiyorum. Ben de duymak istiyorum yani. Size böyle bir şey yapmayacağım. Rap'imi az önce dinlediniz. Tamam ben de... Dostum çok aksi bir adamsın. Bu iş iyi değil. Onun kimliği dostum. Dostum karakteri böyle. Ben bu akışı 35 senemi falan verdim, anladın mı? Şu an kaç yaşındasın? He, o yüzden gelmiş. Senlik oradan o zaman, evet. Çok rhyme yazmaktan artık kafam patladı, anlamadım. Evet. 50 yaşında bir adamım. Ya kendine gereken proteini rapine veriyor. Evet, evet. Çok rhyme yazmaktan kafam ya rhyme gibi olmuş. Saçlarını gerçekten rap yolunda dökmüş birisi. Hani emek kokuyor, anladınız mı? Yani emek kokuyor ve eline emeğine sağlık diyorum. 2/4 yazmış, sade bırakmış, öz bırakmış. Şartlı döndü adamım. Punchliner tabii ki ben gelmeden önce de hayran olarak izlediğim insandı. İki yanında oturacağımı hiç tahmin etmedim. Bunu açık söyleyeyim ama burada oturduğum için de götüm kalktı biraz sana. O yüzden pis konuşacağım adamım. Nasıl öyle gelmiyordu. Ben bu programda birkaç ayda herkesin çok geliştiğini gördüm. 35 senede insanın bu kadar gelişemediğini hiç çok görmüyorum. Hiç sert. Bir noktada haklı olduğunu düşünüyorum. Evet evet. Dittik haklı, evet. Kanıtlayacak bir şeyimiz kalmamış, anladın mı? Grammy'ler. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz Mustafa'nın 27. Grammy ödül törenindeki yaptığı konuşma. Evet. Var mı? Var mı bu ya? Vallahi rüşey helal olsun ya. It's a pleasure for me to be in here, but first I want to thank my producer MC Şehzade and big shout out to Karga. Çok güzel kapak. Çok iyi. Dostum benim 2/4 yazmam aslında şeyle alakalıydı. Geçen bölümde bana yapılan saygısızlıklardan içimden gelmedi bir şeyler yazmak. Ya sen geçen bölüm dans ettin. Dansı da seviyorum adamı. O zaman MC Punchline'ın bir breakdance şovu yaptık. Eline sağlık ya. Bir alkış. Hazır mıyız?
Geri geldi şimdi konuşmanın ve de aynı alanda da savaşmanın. Sana ne diyebilirim ki bilemedim dostum. Karşına geldi kumandanın ve de pili bitmiş senin kumandanın. Çünkü sen kocaman bir dumandasın. Seni bitirmek için lazım bana bir söz. Suyu kalmamış bir limandasın. Çek nefesi bana ver garezi. Gir sete ye ve de sil çerezi. Lan ne bilirsin sen fadiyesi. Rap çömezi burjuvazi. Birazcık da mütevazi. Yaptım seninle fantazi. Lazım şimdi ötenazi. YouTube'u düşleme bıraktım. Üç kere kaybettin sen trendi. Ezel nerede? Edis nerede? Olmuştum best trendi. Tayrola rağmen bu cengel sayfa direndi. Dönüp bakma komediğine. Param peşin ödendi. Kardeşi ve ananesi sırada var. Görümcesi punchları bir tanesi ben can içi silah sesi. Paramıza düştün işte olduk sana rap kafesi. Parmaklıklar ardındasın şimdi zor mu dinlemesi. Tören oldu ve de ölen oldu. Berkcan tek maçta kölem oldu. Eğer ikimiz de bir balon olsak dostum ben şişemde o da sönen oldu. Dönen oldu hep karşımda sözleri verip de geri dönen oldu. Bitti artık sana toleransım bende çoktan limitin doldu. YouTube senin rap benim mi şimdi bunu biliyorum. Bence sen de biliyorsun sözlerini yazıyor. Ağlattığım yeterli en iyisi ben gidiyorum. Küfür süssek böyle olur. Mutlu günler diliyorum. Şehzade eğer bu rap'i fotoğraf halinde Instagram'a atsaydı bomba emojisi atardım. Evet. Ne? Nane? Şehzade büyüğümüz o da. Onun da rapini severiz, sayarız. Ben bugün Şehzade'nin rapini çok beğendim. Şehzade ile dostumuz çok eskiden... Evli var. Doğru. İşte 88 tadında ve biz rap stüdyomuzu kurmaya çalışıyoruz. 88 Kasım. 88 tadında. Ve hani böyle bir böyle başladığımız yerde yine aynı programlarda ve onun bu kadar iyi rap yaptığını görmek gerçekten beni 88 Kasım'a götürüyor ve biraz duygulanıyorum anladın mı? Bir motto var mı hayat motto? Sevgide tercih, saygıda zorunluluk. Döndü. Geri döndü motto. Hep motto. Şartlı! Şartlı! Yani ben çok beğeniyorum. Cidden. Batum'dan buraya gelirken düşündün mü? Hiç düşünmedim. Aynı sahnede olacağını Şehzade'yle. Hiç düşünmedim. Yanımda oturmam çok ilginç. Yanımda oturuyor MC Şehzade. Ben ne diyebilirim ki bu adam efsane. Şartlı! O zaman sahnede kim var? Şartlı Tahliye! Ver dostum müziği ver. Ver bakalım adam. Yo. Hadi beyler! Hayp biraz hadi daha! Hadi he! Gömelim şunu! Yo! Hadi bakalım! Şartlı Tahliye bebeğim. 2018'e? 5 ay. 25. İkiz ne der ki dengesiz ve tüm hareketlerin olumsuz. Bir yerine 100 milyon izlensen belki adam olursun. Boğulsun yazdıklarımla Çengelköy'den kovulsun. Tembelliğinden iş göremeyip anca yerinde kudursun. Buz kesti buralar sana dedim olamadığın aklı selim. Biraz da yapacak hakkını verin. Beyler nakdim yok para verim yerin. Dibine girdim ve sen için ilan derim. Videoların izlenmeyince evde düşün. Derin derin derinlerinde geziyor bu punchlarım içinin. Tabutunu kapadığımızda nasıl olacak yüz biçimin. Aslında çok pis olduğunu biliyorum senin içinin. O yüzden yüzüne bakmaya dayanamıyorum Berkcan piçinin. Ve sözüne kanılması, laflarının hep çevirmesi. Haklısızken tartıştığında üstüne bile gerilmesi. Ghetto sant değil bu Çengel'in Kadıköy'e evrilmesi. Her seferinde hoşuma gidiyor Berkcan'ın ağzına verilmesi. Denilmesin ve sanılmasın Berkcan'ın yokken anılması. Freestyle bölüm yapacağız deyip internetten söz bakınması. Takılması küçük şeylere ve etrafına bakınması. Yaptığım rapte sikildiğinde yüzünün hep atılması. Basılması manşetlere nasıl gömdüğümü senin. Kardeşinle ünlü oldum bahsedilmesi. Değil yeri yerim yurdum Kadıköy. Sıkıldıysan vibratör oynaman için olmazsa bekliyor seni Ortaköy site. Çocukları için dolu mekanlar. Bakıyorum da birkaç saat önceki gibi değil havalarda. Aralarda nefes al, nefesini iyi tut. Seni siken şartlı Tahliye, kulağını aç ve iyi dur. Berkcan Paşa, o façanı alacağım aşağı. Gömdüm Türkiye'nin gözleri bulanacak yaşa. Çok yaşa, derdim eğer hapşursaydın. Travis Suat'tan sonra daha ne kötü gelebilir başa. Hep taşa aldın ama olamadın ciddi. Fenomenliğin gelince senin adamlığın gitti ve bitti. Berkcan güveni paşa.
yanlarımla bitirdim. Seni gömeceğimi düşünerek sen aklını yitirdin. İttirdim ağzına rap yapmak için mikrofonu. Bende gri'nin senin hiç yok ki bir tonu. Parfonunu yeni evinde belki müziği öğrenirsin. Travis Suat'tan daha iyi olmak için sen anca göt verirsin. Şartlı tahliye. 2-0-1-8. Gördüğüm en kötü, en kötü duo. Gördüğüm en kötü duo. Gördüğüm en kötü duosunuz. Ben anlamadım yarısında. Şartlıyı burada ilk gördüğümde, duo olarak gördüğümde çok yükseldim. Hepinizi çok merak ettim. Kaç sıkıntı çıksa da hepinizi beğendim, güzeldiniz. Şartlı Talih'i bugün ben beğendim. Küçük bir eleştirim olacak sadece size. Bir dakika, ben konuşuyorum Şartlı. Talih'e ben konuşuyorum. Şartlı Talih'i ben bugün beğendim. Sırf bana eleştiri yaptıkları için ben eleştiri yapmayacağım. Benim küçük bir eleştirim var. Rapiniz iyi. Ben böyle bir adam görmedim. Birazcık olgun ol, anladın mı? İş yapıyoruz burada. Şeyiniz güzeldi ama keşke ritimle birazcık şey bağdaşlaştırsaydım. Keşke sen hiç rap yapmasana. Sen niye bana sen niye eleştiri açık değilsin ki? Bu yoldan çok ayağın takılır yani yola. Eleştiriyi açayım sana yapma. Ayağın takılır derken bu bir tehdit. Eleştiri açık değilsen özgüvensiz bir herif olmuşsun. Ben seni eskiden çok severdim. Saygıyla şey yapardım. Ama sen değişmişsin. Çok kötü yollara girmişsin belli. Dostum burada ben raplerine bir şey demeyeceğim ama yeni yetmelerin bu kadar agresif olması ve bizim de bu kadar saygısızca konuşması beni gerçekten sıkmaya başladı artık. Arkadaşlar eğer arkadaşlarım, canım arkadaşlarım beni gömdüyse gömdü, gömmedi değilse gömmedi diye tıklayarak buradan bize bir fikir verebilirsiniz. Bence gömülmedim. Nasıl yani? Kendi fikrim. Sus be çeneni kapa. Bir programın daha sonuna geldik. Serinin devam etmesini istiyorsanız beğen...